Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr innel insane lefî husr illellezîne âmenû ve amilus salihat ve tevâsav bil hakki ve tevâsav bis sabr. Bugünkü okuyan ayetlerimizde, surelerimizde Hucurat suresi geçti. Hucurat, odalar manasına. Hucre, oda demek. Hucurat, odalar. Odalar adında bir sure. Sürelerin bilesin adları ya sürede geçken bir kelimeden alır, ya sürede geçken bir hikayeden alır, ya sürenin başında ilk ayetten alır. Mesela Yasin diyemiz. Yasin. Onda eti başlayı sureti o mu? Bakara suresi diyemiz. Onda Yahudilerin kıssaları var. Sihir demek Bakara. Vesaire. Hucurat ise Peygamber Efendimizin odaları hakkında. Nasıl? Bir grup bedevi gelip Peygamber Efendimiz'e bakıralar. Ey Muhammed çık de. Anlattık terakayı onu, bu meseleni. Ey Muhammed çık. Ama onların kaba bir tasarrufu var. O da Cenab-ı Hakk'ını, yani Peygamber Efendimiz'ini rahatsız etti ya, Cenab-ı Hakk'ını bile rahatsız etti. Çünkü Peygamber Allah'ın elçisidir. Mustafa demişti o. Mustafa ne demek? Mustafa, Peygamber Efendimiz'in adlarından. Mustafa Çel-Ales. Sayılgan. Seçilgen manasına kele. Yani insanların arasında Cenab-ı Hak insanların arasından insan sayılay bunu peygamber etti. İşte Peygamber Efendimiz de onda bir insan. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bu kopayette kim Allah'a itaat etse peygamberge itaat eder. Kim peygamberge itaat etse Allah'a itaat eder. Dep ifade etti. Yani Peygamber Efendimiz men Cenab-ı Hak yani aralarında işte bu peygamber seçme meselesi olduğu için Cenab-ı Hak bizge edep yürete. Bu surenin başka bir adı da edep suresidir. Bu surede hep edep korunuz. Yani Kur'an-ı Kerim'de ayetler ya eyhellezine amenu, ey iman edenler, ya kul ya eyhel kafirun, ya eyhel kafirun, ey kafirler, ya eyyuhel nas, ey insanlar de Cenab-ı Hak hitapta buluna bizge ya eyhellezine amenu. Karanız bu surede kaç kere ya eyhellezine amenu, ya eyhellezine amenu tekrar Cenab-ı Hak neşin bizlerge mesaj gibere. Ey iman edenler. Ya eyhellezine amenu la tuqaddimu beyne deyillahi ve rasulihi. Allah ve Resul'ün önüne adım atmanız manasına. La tuqaddimu. Adına çıkmanız. Vettequllah ve Allah'tan korkunuz. İnnallâhe semî'un alîm. Muhakkak ki Allah işitendir, bilendir. Ya eyhellezine amenu, ey iman edenler, la terfa'u esvatekum, sesinizi kotermeniz, fevka savtin nebi, Peygamber Efendimiz'in sesinin üzerine sesinizi kotermeniz. Ve la techeru lehu bil kavl, ve Peygamberimiz men, ve la techeru lehu bil kavl, konuşkanda sesini yükseltme, ke cehri ba'dikum li ba'd. Kendi aranızda konuşkan da etip peygamberle konuşmanız diye. Yani kendi aranızda neysin? Ey komşu, ey patma keminde, ey atçı keminde. Ama peygamberle konuşkan da diye onu da etip konuşmanız. Peygamberine saygı gösteriniz. وَلَا تَجْهَرُ لَهُ بِالْقَوْلِكَ جَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ Neşin? Onday etseniz ne diye Cenab-ı Hak? Li en tehbata a'malukum. Amelleriniz ihbat olur. Kaybedersin. Sevabı kalmaz. Ve entum la teş'urun. Siz onun farkına varmazsınız bile. Yani Peygamber Efendimiz'e saygı göstermek gerek. Yani Cenab-ı Hak bunu yürete. Kur'an kendinde, bütün Kur'an'da var. Yani düşününüz. Cenab-ı Hak, Allah peygamberini yaratkan, insanlarını yaratkan, bütün kainatını yaratkan Allah, ey Adem di Kur'an'da. Ya Adem, ya Nuh, ey Nuh di.
Ya İbrahim, bütün peygamberlerine Cenab-ı Hak katıp şakıra atlarını. Ey İbrahim, ey Nuh, ey Musa, ey İsa. Musa ve İsa aleyhisselam. Ama peygamber kesinlikle kesinlikle Kur'an'da ey Muhammed de ayet görmezsiniz. Var mı? Muhammed kelimesi sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'de 4 kere geçer. Ama hiçbirisinde de Cenab-ı Hak ey Muhammed demiyor. Halbuki Cenab-ı Hak Burkut ayette Peygamber Efendimiz'e hitap etti. Kitapta buluna Peygamberimiz'e Cenab-ı Hak. Ama katı buluna ya eyyühen nebi ya eyyühen resul ey resul ey nebi ey Muhammed demiyor. Cenab-ı Hak yedek korkunu yaratkan Cenab-ı Hak peygamberimiz mi? Ha? Konuşkanda peygamberimizde hitap tab bulunganda ey Muhammed demi siz ey bedeviler siz ey cahil Müslümanlar ne için ey Muhammed de sesinizi yükseltesiniz? Bu surede Cenab-ı Hak kısacası bizge peygamberimiz men ha, katıp edeple konuşacağımızını yürüdü. Bilesiniz Kur'an-ı Kerim okunan yerde bir Müslümana düşken görev Kur'an'ı eşittin mi sesleyeceksin ve konuşmayacaksın. Bize kuryel Kur'an'u ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an okunanda di festemi'u leh ona sesleniniz. Ve ansitu susunuz. Peygamber Efendimizin hadisleri okunan yerde de aynı şey. Saygı göstereceksin. Kur'an'a saygı göstereceksin. Peygamber Efendimiz'e Cenab-ı Hak peygamberimizge saygı gösteriniz değil. Peygamberimiz bugün yok. Yok olsa da Peygamber Efendimizin hadisleri var. Peygamber Efendimiz hakkında konuşulganda saygı göstermek zorundayız. O yüzden peygamberimizge saygı göstermeyi Cenab-ı Hak bizge yürüdü. Bu sürede innellezine yaguddunne aswatuhum de rasulillahi kellezine imtahana la kulubuhum littakva lehum mağfiratun ve ecrun azim innellezine yunadunke min verayil hucurat ekseruhum la ya'kilun der Cenab-ı Hak devam ete innellezine yaguddunne aswatuhum senin katında ey Muhammed Peygamber Efendimiz katında seslerin alçatkanlar yani yükseltmegen insanlar İnde Resulullah ulaikellezine imtahana Allahu kulubuhum littakva. O kimseler ki Cenab-ı Hak onların kalplerine takva imtihanı yasay. Takva lehum mağfire. Onlar Cenab-ı Hak'tan mağfiret sahibilerdir ve ecrun azim ve balaban sevap kazanırlar. Kim Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz huzurunda sesin yükseltmegenler Peygamberimizge saygı göstergenler sadece o zaman tuğ bu cümle Peygamberimizge saygı göstergenler muhakkak ki hem Cenab-ı Hak'tan mağfiret hem de büyük sevap kazanırlar. İnnellezîne yunadûneke muhakkak ki o kimseler ki yunadûneke seni şakırırlar, bakırırlar sana. Min verâil hucurat odaların arkasından, artından. Ey Muhammed dedik ya. Ekseruhum la ya'kilun. Onların kopsa akılları yok. Ekseruhum kopsa la ya'kilun. Akletmezler. Akılları cetmez, akılları yoktur. Ve lev ennehum sabiru hatta tehruce ileyhim lekâne hayran lehum vallahu gafur rahim. Eğer onlar sabretselerdi, sen ona karşı, yani bakırdın bir kere, tamam bekle, sabret. Peygamber çıksın. Eğer onlar sabretseler de, sen çık karşı sabretseler de Cenab-ı Hak onlar için daha hayırlıydı. Ama Cenab-ı Hak muhakkak ki gafurdur, rahimdir. Ondan sonra Cenab-ı Hak tekrar haber vere. Bizge yürete. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. İn câekum fâsikun bin nebe'in. Sizge bir fasık. Fasık ne demek? Fısık sahibi. Yani ne namazında var, ne niyazında var, işi gücü yaramazlık. Yani böyle bir
insan kelgene bir haber mendi Cenab-ı Hak. İn ca'ekum fasikun bi nebeyin bir haber me kelgende ne edeceksin? Hemen iman ettiniz di. Estağfirullah. Fasık di Cenab-ı Hak. Bunun işe derde, işe güce yalancılık, dolandırıcılık. Yani sağlam bir insan tuva. İn ca'ekum fasikun bi nebeyin fetebeyyenu, onu araştırınız. O haberini araştırınız. En tusibu kavmen bi cehaletin. Cehaletten dolayı bilmeden başka bir kavmge, başka insanlara, başka kişilerge, erkeklerge, apakalara, ballarga, yani bilmeden oğa inanıp onlara leke cakmanız, lekelemeniz diye. Fetusbihu ala ma faaltum nadimin. Sonra etkenden dolayı, etken amelinizden dolayı pişman olursunuz diye. Bunda biraz toktayık. Çünkü bu günümüzde bu ayet pek önemli. Eyhullezine aminu ca'ekum fasikun. Yani insanlar maalesef imansız kop, iman bızığı kop, menfaat sahibi kop. Bu dünyada bir şey elde kazanmak istese barıp birsin batıra, ana birsin batıra, anını konuşam, ana onu konuşam. Bu da insanlar arasında maalesef kop dolaşa. Ama Cenab-ı Hak ne yürete bizge? Eyhullezine aminu. Eğer Müslüman, sen iman sahibi bolsan, bonday bir haber eşitken de bundan kırıp, bunda kırdı mı? Kuptora ketsin, kuptor pişirsin, korsun aru marutu mu? Ondan sonra çıksın. Cenab-ı Hak filtre salgan. Maşinada, benzinada bulur ya. Fırtın, eke fırtın, fırtın arasına filtre sala. Bundan benzin kele, anı filtre temizliği, ayaka temiz çıga. İnsan da eke kulak bergen. Cenab-ı Hak da bizge eke kulak bergen. Aralarında da filtre var. O filtrenin tuz kıymak için tuva. Her eşitken şeyin aktarmayacaksın. Aktarmayacaksın. Ve tabi muhakkak ki bu haber kimden gelir? Sağlam, imanlı bir kişiden geldiğinde onu alırsın, kabul edersin. Sorun yok. Ama sapık birisinden, fasık birisinden, münafıklıkla uğraşan birisinden bir haber geldi mi ona inanmayacaksın. Fetebeyyenu diye Cenab-ı Hak. Bunun manası nedir? Bana ne? Batma dizi onda aittim. Ben de aytarma. Bana onda aittiler. Ben de aittim. Bunu dedin mi Cenab-ı Hak ne diye? İman sahibi tuvasın. Eyhullezine amenu, ey iman edenler, ince ekum fasikun. Sizge bir fasık bir haber getirgende fetebeyyenu. İman sahibi bir insan o haberden ne diyecek? Tebeyyenu, beyan karacak. Doğru mu doğru tuva mı? Ondan sonra aktaracak. Direkt aktardın mı filtrini iptal etesin, o zaman da iman da keter, Allah korusun. Her eşitkenin aitmayacaksın. Onu Peygamber Efendimiz de hadislerinde aydı. Çünkü ne di? Gene Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak inne sema vel basara vel fuade kullu zalike kana anhu mesula. Sema kulak vel basar göz vel fuad kalp. Kullu zalike kana anhu mesula. Hepsi hesap verecek. Mesul demek responsabilitate. Responsabilitate buldu mu muhakkak hesap olacak. Tuva mı? Magazinde bolsun, iş yerinde tu eşit responsabil de magazi edi. Stok getire, sen de patron kaytarsın, ayın sonunda ne kaldı desin, bilmiyor mi? Dersin mi? Yok der. Bu kadar mal kırdı, bu kadar mal çıktı. Kalan mal kayda der. Sensin responsabil, hesap vereceksin. Yok ben bilme desen olmaz. Maaş da keter, aylık da keter, her şey de keter. O yüzden Cenab-ı Hak da eğer iman sahibi bolsan di, bundan kırgın şeyine başta filtreden geçir, ondan sonra temiz geçsin ayağa. Yoksa insanlar yanlışır. Her eşitkenin aytarlar. Ve bazen belki hoşuna ketken şeyine aktarırsın. Ya boş verin, şaşana o. Menne konuşa, şaşan bilmem ne ete.
Yok, onda Cenab-ı Hakk'ın huzurunda bulmaz. O günahtır. Balaban günah, bir de hesap vardır. Çünkü her şey, bütün insanın gözü bolsun, kulağı bolsun, ayakları, kolları hepsi hesap verecek. Ve herkes ahirette şehadet edecek. Depune marturiye. Kur'an'da ayet Cenab-ı Hak. Terimiz şehadet edecek. Diyecek ki ya Rabbi bu kulun yaramazlık etti. Ya Rabbi bu kulun hırsızlık etti. Sen de diyeceksin etme eyleme, hepimiz canacakmız bir arada. Sen de canacaksın sadece men tuva. Tuva. Ne diyecekler? Lima şehittum aleyna. Ne için bizge karşı şehadet ettin? Ne diyecek terimiz? Antakan Allah. Allah bizne konuşturdu. Ellezî antaka kulle şey. Yasin suresinde de kollar bile konuşacak. O yüzden yani insanın kurtuluşu yok. Bir yanlış yaptın mı hesabını vereceksin. O yüzden evvelden filtrünü kullansan hiç bozor durumga düşmezsin diye Cenab-ı Hak. Kısaca karanız bunda Peygamber Efendimiz hakkında edep nasıl olur? Ondan sonra direkt bu ayetlerden konuşan Cenab-ı Hak. Ondan sonra devam etti tabi. Ya eyhellezine amenu la yeshar kavmu min kavmin asa. Ey iman edenler. Bir kavim başka bir kavimden yeshar Arapçada batay de yok. Yani birbirini mıskıllamasın diye. Sana o milaske, sana cübatı yok. La yeshar kavmu min kavmin asa en yekunu hayran minhum. Belki onlardan daha hayırlıdır. Sen ona kulersin, belki o senden daha hayırlıdır. Ve la nisa'u min nisa'in asa. Apakaylar da kendi aralarında birbirini mıskıllamasın. Asa en yekunu hayran minhum. Belki o apakay ondan daha hayırlıdır. İnsanlar dedi, ne için apakayların devam ete? Cenab-ı Hak insan dediğinde apakay da kırıyor. Çünkü kopsa apakayların birbirinden çeteler. Konuşalar. O yüzden Cenab-ı Hak ha, aklımıza getirir. Her vakti onu da ite Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de. Eğer erkekler bir şeyin ta kopyası sarı bir günahını onların üzerine basa ayta. Bastıra ayta Cenab-ı Hak. Emunda da la yeshar kavmun min kavmin asası. Nuru da unnam de unalt nam. Nam degen de apakaylardaki de erkeklerdeki de baldardaki de hepsi ama en kop bonda kim kullanıla? Apakaylar. Onun için Cenab-ı Hak apakaylarını ayrı zikrede. Ya eyhellezine amenu içteni bu kesire münezzan. Ey iman edinler, zanın kopsinden sakınınız. İnne ba'da zanni ismun. Çünkü zannın bazısı günahtır. Zan ne demek? Mesela sokakta görgen bir kişinin koresin birden bir şeyi aldı cerden. Ha, desin. Bu kalı boş etti. Bu zandır. %100 bir misin katkın? Bu kalbi bir şey etti. Kalbına vazbaga bir şey attı. Kalba yerden maşinamdan bir şeyini aldı. Mesela sat yok olur. Aa, kesinlikle bu aldı di. Bu zandır. Bundan başkası etken yoktur di. Bir sekeli payta bir haber ayta ey senin hakkında yalancısın dediler di. Ayta falan etkandır. Bu zandır. Cenab-ı Hak ne di? Zandan sakınınız. Zandan sakınınız. Çünkü zanın bazısı nedir? Günahtır. Kozmen korme geçe. Zan meselesi gitmez. Belki bir insan hırsızlık mal meşhurdur. Her tapkan şeyini kırslar. Ama bir şeyini kırslamaz. Sen oğa kabat atarsın. Onda balaban günahtır. O hak ete mi? Hak ete hırsız ama kozmen korme gelen ne şin aytasın. O yüzden Cenab-ı Hak ne diyor? İşteni bu kesire minen zanın kopsundan kaşınınız diyor. İnne ba'da zanni ismun. Çünkü zanın bazısı günahtır. Ve la tecessesu ve la tecessesu casusluk etmeniz. Fatma ne etkene ki? Kasavak etkene ki mi? Ula yülengene ki mi? Kızı doğurgan ki mi? Ne etkene ki? Paranı katkene ki? Bilmem. O şey karamak.
Veya şeyden pencereden karayı, gard arasından karayı, bilmem şimdi eş, sesli şüs diye bakırmanız ana konuşayatır. Ne ayta eken? Bunların Cenab-ı Hak kesinlikle yasaklay. Ve la tecessesu. Ve la tecessesu. Kapsa yetsin insan. Sana ne? Ne karışasın? Ve la yeğteb ba'dukum ba'da. Birbirinize o şeklenmez. O şekl meselesi ayrı. Ey yuhibbu ahadukum di Cenab-ı Hak. O şeklin neticesi nedir? Yani birbirisini konuşasın ya arkasından. Ey yuhibbu ahadukum en ye'kule lehme ahihi meyten fekerihtumu. Sizden biriniz kardeşinizin olgen etinden yemek ister mi? Gıybetin Cenab-ı Hakk'ın o şek yani gıybetin Cenab-ı Hakk'ın ahirette gıybetçiye verecek cezası nedir? Ola eti aşamak. Ola eti aşamak. Yani gıybetin o şeklinde ahirette cezası budur. Cenab-ı Hak ayet. Ey yuhibbu ahadukum sizden biriniz hoşuna keter mi, ister mi? En ye'kule lehme ahihi meyten. Olgen kardeşinin etinden yemek ister mi? Fekerihtumu. Onu ikrah ettiniz. Vettekullah. Allah'tan korkunuz. İnnallâhe tevâbu rahîm. Cenab-ı Hak tevbelerini kabul edendir. Rahimdir. Demek ki bu ayette de o şek hakkında Cenab-ı Hak ahirette o şek men uğraşkan kimselerin cezasının ne olacağını anlatır. Allah korusun. Ondan sonra Cenab-ı Hak buyura. Ya eyyuhennâs. Şimdi den işte. Şimdi ya şeyhul lezine ma amenu ey iman ederler. Şimdi ya eyyuhennâs. Ey insanlar. Bütün insanlar. İman etken, iman etmeyen. Ya eyyuhennâsü inne halaknâkum min zekerin ve unsa. Ben sizden bir erkek ve apakaydan yarattım. Ve cealnâkum şu'uben ve kabâile. Sizden tribur nâmur. Demek aşiret olarak yarattım. Lite'arafu. Birbirinizle tanımak için. Kavga etmek için tuva. Mıskıllanmak için tuva. Gıybet için tuva. O şey için tuva. Lite'arafu. İnne kremekum minnallahi itkakum. Sizden Cenab-ı Hakk'ın huzurunda en yüksek derecede olanlar takva sahibi olanlardır. Etkakum. İnnallahi alimun habir. Ondan sonra gene ayetler şeyden bahsetti ama ben sadece ve sadece ya eyhellezine amenu ya eyhennas ayetlerini kısaca manasının tefsirini vereyim dedim. Çünkü pek önemli bir sure. Vaktiniz var iken de Hucurat suresinin manasını okunuz. Üstüne otura otura okunuz. Çünkü pek önemli sureden bir tanesi Edep suresidir. Yani insanga edep yüredir. Yani sen işine kırmayan şeylerle karışasın, karışma. O informatiyen plus, ha? O sokotalın plus demektir. Sen ondan bir şey öğrenirsin, bir şey eşitersin, hoşuna gider. O şek de tatlı gelir, dağıtırsın. Ondan böyle o şek tatlı gelir, dağıtay insanlar, değil mi? Tutamaylar. O şek tutulmaz, dağıtılır. O yüzden o şektin tarı eşit mi? Rahat otur. Eşittin mi? İlla kaçırırsın. Hazreti Ömer Müslüman bolganda Mekke'de bilirsiniz Müslümanlar Hazreti Ömer katledi. Kim Müslüman olsa barıp kötekli. Tobeli yedi. Eşitken falan Müslüman oldu. Barıp uğraştıraydı. Müslümanlar ne diler kendi aralarında? Bu Al-Hatab, Al-Hatab, Ömer ibn-i Hattab. Al-Hatab ailesinden, familia Bari diyemiz, familia Ahmet diyesin, Mehmet diyesin diyor ama din familia Hattab diye eşekleri Müslüman olmaz. Eşekleri Müslüman olur, Ömerleri Müslüman olmaz. Hazreti Ömer hakkında diler. Müslümanlar. Yani eşek belki, eşekleri Müslüman olur ama Ömer kesinlikle Müslüman olmaz. Ama işte o şek değiliz ya. Konuşasın, halak. Herkes ne uğraştıra? Kotekli, eziyet ete. Buna rağmen ne Müslüman oldu Hazreti Ömer. Hiçbir zaman Cenab-ı Hakk'ın hidayeti kayırdı, sakla kendini bilinmez. O yüzden konuşmayacaksın. Hazreti Ömer de Müslüman bolgaman kate. Şimdi haberini yayacak ya. En kop o şey kim karıştırdı Mekke'de? Falan diler. Kele Hazreti Ömer.
Hadi sana bir sır, bir sekret aytacağım, bir evge aytma. Boza, kutura. Oturama yerinde. Tatlı kele ya. Ama Hazreti Ömer bile bile bunu kullana. Hala diyeyim ben Müslüman oldum ama kimseye sakın aytma diye. Aramızda kalsın. Ana o. Eşitken ben haber. O yüzden o şek tatlı gelir. O şek tatlı gelir. Eşitken ben dayanamazsın. Yani dağıtırsın. Allah korusun. Taru eşitme. O yüzden kulak misafiri olma. Taru eşitme. Çünkü eşittin mi onu tutmak zor olur. O bir sırrını tutmak zor olur. Cenab-ı Hak cümlemizle her türlü günahtan uzak kalgan kullarından eylesin. Cenab-ı Hak hayırlı amellerle uğraşmayı nasip etsin. Hayırlı işlerle uğraşmayı nasip etsin. Ve etken amellerimizle cennetine kazanmayı nasip eylesin inşallah. Subhaneke Allahümme bihamdik neşhedü en la ilahe illa ent nestağfiruke ve netubu ilek. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr innel insane lefî husr illellezîne âmenû ve amilû salihât. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.